Buyurun hocam. Evet, Ramazan-ı Şerif. Yaklaştıkça. On bir mübarek ayın suyu mu çıktı da böyle? Hemen Ramazan-ı Şerif dedin durdun. Diye diye getirdik. Diye diye getirdim. Ramazan-ı Şerif de güzel oluyor hocam. Ya, bir söz söylerler. Birisine neydi? 40 kere deli dersen deli olurmuş falan. Peki 40 kere bize veli deseler veli olur muyuz acaba? Siz olursunuz da ben beni bilmiyorum. Hatta 40 defa salih deseler, mübarek deseler acaba salih mübarek birisi olur muyuz acaba? Ama iyi insanların, salihlerin şahitliği çok makbulmuş ya. Belki o yüzden kurtarırız hocam. Diğer olursa. İbrahim bin Ethem Kudüs'e söylesene hacca gitmiş mübarek. Harem-i Şerif'te, Mekke-i Mükerreme'de böyle yorulmuş ibadet derken yaslamış sırtını orada duvara. Rukiye dalmış. O anda bir rüya görmüş. Rüyasında bakmış yanına iki melek gelmiş falan. İşte bir defter gibi bir şey çıkarmışlar falan. Bakmış orada bir sürü isimler var. Bu sormuş bunlar nece diye bu liste. Hani bunlar Allah'tan en aynı şekilde evliya kulları. Ne demiş ben yokum. Böyle demiş biz Allah'tan ne bilirse onu yazarız. Kaybolmuşlar. Ha ben yokum ama demiş. Biz demiş Allah'tan kim bilirse onu yazarız. Ama demiş ben bunları çok seviyorum. Şu oradaki isimleri çok seviyorum ben. Kaybolmuşlar melekler. Tekrar geliyorlar. Gene listeyi açıyorlar. Bu sefer başta onun ismi var. Başta onun ismi var. Ama şimdi bu salih, hani veli de olmasak, salih de olmasak. Ama onlar seviyoruz. Allah Teala sevgilerini ihsan etmiş. Cenab-ı Hak almasın. İnşallah onların o sevgisi bereketiyle son nefeste imanımızı kurtarırız diye şu zannediyoruz. İnşallah Teala. Şimdi efendim dinleyicimiz dedi ki bir köyde, bir vilayette, bir şehirde neyse biri söylüyor. Apar topar diyor bunu diyor. Topluyorlar, götürüyorlar diyor. Nereye kadar götürülür? Saatte belediyede belli bir mesafe bildirilmiş yani. Bundan daha fazla ileriye götürülmesi caiz olmadığı bildirilmiş Hanefi mezhebinde. Şimdi bakıyorsun şartlar değişti. Mesela İstanbul gibi yerden. Burada belediye açıkça yer yok. Defnedecek yer kalmadı. Mezarlar doldu. Diyor ki arkadaş Kars'a bile ben sana araba tahsis edeyim. Ücret de almayayım. Kars'a kadar senin cenazeni götürürüm ben diyor. Götürüyor. Ya normalde İstanbul'da ölenin Kars'a gitmesi uygun değil. Diyelim ki Almanya'da, Hollanda'da, Finlandiya'da, Fransa'da, Amerika'da neyse ölüyor. Türkiye'ye getiriyorlar mesela. Değil mi? Böyle götürmek uygun mu? Şartlar müsaitse uygun değil. Mesela diyelim ki Avrupa ülkelerinde veya Amerika'da veya Afrika'da Müslüman mezarlıklar varsa oraya da defnedilebilir. Ama efendim işte kabrini ziyaret edeceğiz. Uzaktan dua edersin. Uzaktan dua edersin. Yani sen onu samimiyetle dua ettiğin zaman o onu bulur. Cenab-ı Hak nasip eder. Bir oralar yolun düşer. Gidersen kabrin başında gidersin. Ziyaret edebilirsin. O da ayrı bir mesele. Şimdi dinleyicimiz diyor ki mesela İstanbul'da ölmüş. Adam diyor Trabzon'a götürüyor mesela. İstanbul'da yıkamışlar diyor. Kefenlemişler. Buraya gelince bir daha yıkıyorlar falan diyor. Böyle bir şartı şurtu var mı? Yok. Yani atıyorum işte 300 kilometreden sonra 400 kilometreden sonra ya da seferlik mesafesi 104 kilometreden sonra daha fazlasına giderse tekrar yıkanır gibi bir şey yok yani. Yok. Cenaze yolda giderken ihtilam olmuyor yani. Kirlenmiyor da. Kirlenmiyor da. Bir defa yıkandı mı? Cenaze namazı da bir defa kılınır. Burada kılındıysa Trabzon'da kılınmasına gerek yok gerek o zaman. Yok. Mekruh olur diyor. Mekruh olur. Ancak diyelim ki o var ya şimdi böyle atırsız gibi falan. Hayvan mı gelmiş, insan mı gelmiş falan. Ondan sonra orada 3-5 kuruş para alacağım diye övüyor, bağırıyor, çağırıyor falan bir şov yapanlar var. Öyleler mesela şey yapmış. 3-5 kuruş para karşılığında. Ya ama sen götürmüşsün memlekete orada. Gerçekten
dinini bilen, seven, kayıran salih kimseler var. Onlara itibar etmezsin. Hatta yıkanması bile, bunlar bir şey yapamamış diye tekrar yıkayıp tekrar cenaze namazı kılabilirsin. Eğer böyle bir şey varsa. Yoksa gereği yok. Yıkanmıştır. Şimdi bunlar böyle cenaze yıkanmıştır falan deyince Karadenizli bir arkadaşım bize anlatmıştı. Hani bizde program yapan bir oflali vardı ya. Hı. O anlattıydı. Dedi ki bak dedi sana lazım olur dedi. Sana bir şey anlatayım dedi. Temel dedi işsiz kalmış dedi. Orası burası falan filan derken dedi. Ama dedi oflu temel dedi. Şimdi oflular ayrıca şey yapıyorlar ya. Hani bilsin bilmesin imam olur hoca olur. Ve bir köyde de işte imam yokmuş. Bu demiş tamam ben olurum. Ama demişler köylüler demiş cenaze yıkıyor. Tabii demiş ya. Olur. Ama demiş benim bir şartım var. Cenaze yıkarken demiş kimse girmeyecek yanıma. Olur. Köy böyle derenin yamacında aşağıda nehir var, dere var. Şeyde gasilhane de yamaçta duruyor. O sene neyse köylülerden bir tanesi aynı şekilde ölmüş. Getirmişler falan. Demiş şartım biliyorsunuz. Herkes çıkarmış içeriden ondan sonra ne yaptıysa kapıyı açmış cenaze yok. Ne oldu demişler. Demiş uçtu. Uçtu. Ya demişler ne yapın Barik Hoca. Demiş okudum üfledim uçtu. 1, 2, 3, 5 meğer dereye atıyormuş. aşağıda o cesetlerden sürüklenmiş. Diğer köylüler getirmişler ya bu demiş sahip değil mi? Demiş ya gelmişler yanıya uçtuydu bu. Valla demiş ben demiş okudum üfledim uçurdum demiş ama yukarıda ne halt ettiyse atmışlar aşağı. Yukarıda ne halt ettiyse diyor. Atmışlar aşağı. Böyle bir şey anlatırdı. O arkadaşlar. Dolayısıyla kitaplarda cenazenin defni, taşınması, yıkanması, cenaze namazı. Bunlar tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında çok güzel anlatılmış. Detaylı bir şekilde anlatılmış. Hiç olmazsa bir altyapımız söz konusu olması lazım. Mesela dinleyicimiz soru sorarken dikkatimi çekti. Ya dedi böyle yapıyorlar dedi. Bu şimdi dinleyicimiz diyor ki bu yapılan gerçek, bunun hikmetini soruyor. Yapılan bir kere gerçekle alakalı değil. Yok öyle, öyle bir şey. Şey yok yani. Öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi anlatılan yanlış. O yanlışı niçin böyle yapılıyor? Sorguluyor. Hikmetini öğreniyor. Doğruymuş gibi. Ha, doğruymuş gibi. Bunun hikmeti ne diye şey yapıyor. Onun hikmeti falan yok. Dolayısıyla yapılan o yanlış. Bir defa yıkanılır, bir defa kefenlenir, bir defa cenaze namazı kılınır. Ve dolayısıyla herhangi bir şekilde söyleyiver. Bir daha yapılmasına gerek yok. Bir daha yapılmaz. Bir defa. Peki hocam bir de şöyle bir durum var. Tüm kıyafetlerini hemen vermemiz gerekiyor mu ölenin? Ha, o da yanlış biliyor. Evden hemen çıkarılması gerekiyormuş. Vebalı mıymış? Kolera mı? Hastasıymış. Yani çok bilenler var. Şimdi kadın olsun erkek olsun Musa Bey. Çocuk da olsa. Ölen her kimsenin mutlaka mirasçısı vardır. Mesela erkek öldü. Evliyiz hanım var, çocukları var, annesi babası var. Mirasçıdır. Ondan sonra kadın öldü. Onun da aynı şekilde mirasçısı, kocası hayattaysa kocası mirasçıdır, çocukları mirasçısı, annesi babası mirasçıdır. Çocuklar da öyle, kadın da öyle, hepsi mirasçıdır. Öldü, elbiseler kaldı, ev eşyaları kaldı. Bu saydığımız mirasçıların hepsinin orada payı var. Şimdi bir tanesi diyor ki aman hemen dağıtılması lazım. Bir dakika hemşerim senin değil ki. Mesela diyelim ki evde en büyük evlat. Aa babamız öldü. Hemen bunları dağıtacağız. Hop bir dakika. Öbür tarafta diğer kardeşlerin de hakkı var. Onlar hakkında sen konuşamazsın ki. Hüküm veremezsin ki. Benim dediğim olur. Yok ya. Sen kimsin ki? Haşa ilah mısın? Tanrı mısın? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Sen sadece senin hissene düşeni verebilirsin. Öbürlerine müdahale edemezsin. Onun için zaman zaman mesela bize anlatırken ki dinleyicilerimizin de böyle sualler geliyor. Mesela diyelim ki babaları ölmüştür. Anne o evde kalıyordur. Ya yani çocukların hepsi annesine diyecek ki bak bu evi kullanmak için. Bu eşyalar kullanmak için. Ben kendi hakkımı aynı şekilde sana hediye ettim. Veyahut da kullanma için sana izin verdim. Vekalet verdim. Tasarruf edebilirsin hepsi. Ondan sonra o kadın rahat kullanabilsin. Niye canım aynı şekilde o benim kocamdı burası benim falan. Diyemez öyle bir şey. Öyle bir hakkı yok.
Çocuklar da hakkı artık. Efendim çocuğum hani daha bir yaşında. Evet o bir yaşındaki çocuğun da hakkı var. Altı aylığın da hakkı var. Onu şey yapamazsın. Tamam bu asisi devreye girer ama onu çarşur edemezsin. Dolayısıyla efendim eşyaları hemen toplayıp atalım bilmem diyor. Ama iyi değil. Mesela mirasçılardan bir tanesi der ki ya babamın ceketi. Benim isteme aynı şekilde siz de fedakarlık ederseniz bunu bana verseniz. Hatıra olarak saklamak istiyorum. Saklayabilir. Mesela erkek evlat diye ki babam paltosu yeni aldıydı falan. Yani diğer kardeşlerine döner, annesine döner. Çünkü annesi de hayattaysa yani siz de izin verirseniz. Evet bu paltoda benim bir hakkım var. Hissem var ama benim hissem bunun tamamını kaplamıyor. Diğer hisseler size ait. Kendi hissenizi bana hediye ederseniz. Onlar da der tamam derler ya biz vazgeçtik sana hediye ettik hissemizi. Tamam o palto onun olur ondan sonra. O palto onun olur. O giyebilir. Muhafaza edebilir. Kaldırıp da aynı şekilde yok hemen dağıtacağız falan. Diyelim ki fazlalık vardır. Evdeki mirasçıların hepsi birisini mesela diyelim ki anneler hayattaysa annesini. Dedi ki bu eşyaların fazlalıklarını babamın hayrına. Bunları sen fakirlere verebilirsin. Yetki verdik. Ha, o zaman olur o. Yoksa bir tanesi mesela kapkaçak veya benzeri eşyalar var. Oradaki diyelim kızlardan bir tanesi ben daha önce de hoşuma gidiyordu işte bu babamındır bu mal. Şu tencere benim hoşuma gidiyor mesela. Onda da hakkı var. Hocam olur mu biz bunu vereceğiz fakirlere? Deme hakkına sahip değiller öyle. Öyle paldır küldür de çıkarma. Öyle bir şey de yok. Cenazenin yani meyitin geride bırakmış oldukları eşyalar niye şey yapıyorsun? Bulaşıcı bir hastalığı mı vardı? Yok. Niye dağıtıyorsun? Niye gönderiyorsun? Niye hemen böyle bir dinin hükmü varmış gibi hemen çıkarılması lazım, evden atılması lazım? Nerede okudun bunu sen? Kendi kafandan uydun. Peki çok özür dilerim hocam. Bir şey daha sormak istiyorum. Bu şehirlerde genelde oluyor. Diyelim ki apartmanda biri vefat etti. Onun ayakkabısını giriş kapısının önüne koyuyorlar. Bunun bir mahsuru var mı? Sen öldün bir daha girme bu eve demek ki. Uydurup söyle hiç alakası yok. Önce ayakkabını bir çıkaralım. Olur mu olmaz. Hiç alakası yok. Sonra seni de atarız. Hiç alakası yok. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Konuşacağım. Efendim ikinci ve son dinleyicimiz. Maşallah yani suali sorarken de hoşuma gitti memnun oldum. Zaten dikkatli bir şekilde dinleyince kitaplarda da okuyunca meselelerle anlaşılmayacak bir şeysi yok. İlmihal bilgileri lazım bu bize çünkü. Mesela adak konusunda fıtra konusunda da çok güzel anlamış ve tatbiki de doğru. Ben dedi fakirim. Damadım bir adakta bulunmuş dedi. Damadım kes dedi. Dedim ki dedi sen getir bütünüyle bana ver. Fakir ya. Kayınvalideye verilebiliyor. Annesine babasına verilemez. Ne oldu şimdi? Damadı kesiyor. Getiriyor buyur diyor. Bu koyun kuzu keçi. Fakirlere verilmiş oldu. Fakire verilmiş oldu. Evet. Yerini buldu. Buldu. Ondan sonra bunun ikramı artık bu. Orada zengin fakir herkese ikram edebilir mi? Edebilir. Etmeyebilir. Kendisi geri hepsini oturur. Başkasına verir. Başkasına verir. O onun bileceği bir iş artık. O onun bileceği bir iş. Şey konusunda halletmiş çözmüş. Dedi kardeşim de tır şoförü dedi oruç tutamıyor. Fidye veriyor falan bunu kandırmışlar. İşte şöyle olur böyle olur şundan verilir bundan verilir falan. Ona dedi anlattım. Ya, onu şunun bunun sözüne falan itibar etmeyin. Fidye de işte 5 madde. Yani Ramazan Şerif'te de inşallah Teala denk geldikçe haberi anlaşacağız. Fıtralar, fıtra. Kaçtan olacak ya kaçmaşı yok. Buğday, un bu ikisinden kişi başına 750 gram. 2 kilo öde. Arpa, kuru üzüm, hurma bunlar da kişi başına 3,5 kilo. Hangisi durumuna müsaitse ondan ver. Mesela diyelim ki para olmaz. Çünkü onun kıyemi değeri var. Şu anda mesela diyelim ki kullandığımız paraların üzerinde 200 liralık var. Üzerinde 200 lira yazıyor. Bu kağıt 200 lira eder mi? 2 lira bile etmez belki de. Tamam. Dolayısıyla kıyemi bir değeri sahiptir. İbadetlerde altın, gümüş ve dinimizin bildirmiş olduğu şeyler. Mesela buyuruyor ki fıtrayı bile verirken bu 5 maddenin kendisi bildirilen değerlerde verilir. Veya bedeli altın, gümüş olarak verilir. Yahut da altın ve gümüşle devrini yaparsın ondan sonra kağıtlar olarak o zaman verebilirsin buyuruyor. O zaman verebilirsin. Bu dinleyicimiz de demiş hani getir demiş şeyini altında devrini yaptırmış fidyesini. Mesela bir aylık oruç fidyesi eğer durumu şeyse buğda, una uygunsa 52,5 kilo un.
buğdaydan da 52,5 kilo buğday verir. Veya bunu kendisini verdiği gibi bedenini al, altında devrini yaparak kağıt para olarak da verebilir. Veyahut da benim durumum daha iyi. Ben işte kuru üzüm veyahut da hurmadan veririm. 105 kilo. 105 kilo eder. 105 kilo kuru üzümü bedeli ne ediyorsa o belli bir gram altına çıkar. 0.15'tir, 1 gram altındır, neyse neye çıkarsa onunla devri yapılır. Şimdi yarım gram altınlar bile çıktı piyasaya. Onunla devri yapılır. Kağıt para olarak da fakirlere verebilir. Küpedir, yüzüktür, bileziktir falan. Elinde bulunanla yapabilir. Onunla, elinde bulunanla da aynı şekilde yapabilir. Ödünç alabilir. Ondan da yapabilir. Ve dedi işte kardeşime dedi bu şekilde böyle yaptım. Yani olmuş mu fidyesini? Evet olmuş. Yani bunu zor bir şey değil. Kendimizi halledebiliriz. Hatta mesela biz iskat bahsini buraya gelmeden önce bir dinleyicimiz tamam yakınların daha önce biz dedi yani dediğiniz şekilde ilmihale baktık. Ya bir sürü önümüze de handikap çıktı dedi. Yani ilk defa şey yapınca hesaplamada zorlandık dedi. Ondan sonra bir de dedi yani dedi orada dedi yani erkek fakir buna inanan onu bulamıyoruz. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bunun için biz de bu durumu bildiğimiz için mesela zekat verecek, kağıt para olarak verecek. Bize vekalet verip devrini yapabiliriz. Fıtrasının devrini yapabiliriz. İskatını yapabiliriz. Bugüne kadar hiç kimseyi geri çevirmedik. Geri çevirmedik. Peki bizim buradaki şeyimiz ne olur? Kârımız. Kârımız ne olur? Bugün bizim huzura doğru çekim var değil mi? Evet. Orada mesela hani adalet ve ihsan konusunu anlatıyorduk. İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ya ihsan etmek. Adalete davranmak tamam hani güzel bir şey, çok güzel bir şey. Ama bir de adaletin üstünde ihsan var buyuruyor. Şimdi fazladan bir şey veriyorsun. Bir, adil davranıyorsun, insanları kandırmıyorsun, aldatmıyorsun. Ama kendinden fedakarlık ediyorsun, karşı tarafa aynı şekilde kayırıyorsun ihsanda. Peki neticesi ne olur? Ya neticesi hani Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretlerinin sözünü naklettik ya. Ya şunu diyor özüne sevdir. Bunda da kaçamayacaksın ölümden diyor. Yok diyor bir vakti gelecek gideceksin arkadaş diyor. Sevdir bunu. Peki ölümü öleceksin öldün. Öldün de arkadaş. Yaratan diriltecek seni. Ve hesaba çekeceğim buyuruyor. Hesaba çektiğin zaman orada amellerin açığa çıkacak. Diyelim ameller defoluysa. Fakir, muhtaç kullara sen dünyadayken ihsanda bulunduysa Allah-u Teala hoşuna gidiyor. Benim muhtaç kullarıma sen ihsandan mı bulundun, iyilikten mi bulundun? Günahlarını siliverdim diye geçiktirecek. Orada senin avukatın mavukatı falan kurtarmaz. Ama sen dünyada bu büyüklerin kitaplarında yazdığı şekilde hareket etmeye gayret edersen inşallah Teala orada karşını görürsün. Dolayısıyla zekat bir ibadettir. Fıtra bir ibadettir. Kurban bir ibadettir. Ne bileyim iskat aynı şekilde ölenin arkasında yapılacak en büyük iyiliklerden birisidir. Bunlar da biz bir Müslümana yardımcı olduğumuz zaman yarın mahşer gününde Allah-u Teala bize yardım eder. Amin inşallah. Yardım eder. Yani sen bizim benim kullarıma orada dünyada mı yardım ettin? Şimdi ben insan hayal bile edemez Mustafa Bey Allah-u Teala yardımını. Yani, yaratan o. İstediği kadar yaratır. Benim cebimde diyelim 100.000 lira param var. Bunu 10 tane fakir var. 1.000 lira verdim. 10.000'i gitti. 100 tane ise hepsi gitti. Olsa yok. Değil mi? Bitti. Allah da öyle değil ya. O yaratıyor. 100.000. 100.000 de yarattı. Onu verdim. 100.000 de yarattı. Verdim. 1.000.000 yarattı. Verdim. 1.000.000 yarattı. Trilyon yarattı. Yaratıyor. Yoktan var eden. Dolayısıyla biz aciz zaten Adem diyarından, yokluk diyarından gelmişiz. Yine yok yok olacağız. Bu dünyada kalmayacağız. Onun için de mesela bu dinleyicimizle onun için hoşuma gitti benim. Hani damadının o adak işini halletmiş. Kardeşinin fidye işini halletmiş. Ne güzel ya. Ne güzel. Yani benim kafam almıyor. Almış ya işte bu dinleyicimiz. Almış ya kafası. Tatbikte ediyor. Doğru da yapmış. Doğru da yapmış. Hocam şu işim olunca bir tekerlekli sandalye adıyorum. Olur mu? Kitaplarda buyuruyor ki farz ve vacip cinsinden adak olur. Tekerlekli veya ibadet sandalye. Cinsinden değil mi? Veya ibadet cinsinden olur. Ancak şu olabilir. Fakir muhtaç bir işte var bana bir tekerlekli sandalye alayım. Böyle adak olur.
Yani ona yardım etmek için. Çünkü sadaka cinsinden olur o. Tamam. Ama tekerlekli sandalyenin kendisi sadaka olmaz. Ha mesela kitap adayabilir. Mushaf adayabilir. Çünkü kitapta dinini öğretiyorsun. Dinini öğrettiğin için ona hem sadaka hatta farzını öğretmesine vesile olmuş oldun. Farz ayın yap. Evet. Ama efendim işte benim şu işim olursa dört tane kamyon lastiği almak adam olsun. Ya, ne yapacaksın onu? Tamam mı? Bir şey olmaz. Ama yani adamın bir arabası var diyelim ki. Arabası var ama çalıştıramıyor. Parası da yok. Garip. Bir yere gidecek. Hastaları da var. Ondan götürecek. Öbür türlü götüremiyor falan. Senin durumunda müsait. Ya şu işim olursa şu komşunun işte taksinin dört tekerleğini ben yenileyim. Ama taksiye yapmıyorsun bunu. O adama yapıyorsun. Ona yaptığın sadakadır. Ona yaptığın hayır hasenattır. Bu adak olur. Yoksa işte şu işim olursa bir tekerlekli sandalye alacağım. Alma ya arkadaş. Bir soru daha var. Bunu daha önce de sormuştum hatırlıyorum ama. Eskimiş elbiselerimiz varsa onları işte temizlik bezi yapmak uygun değildir. Hatta Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri öyle yazmış, öyle buyurmuş. Nazarı da çekermiş. Böyle bir şey var mı? Efendim şimdi zamana asra göre İslam alimlerinin yazdığı mesela Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'ne Peygamber Efendimiz buyurdukları var. Menakıb-ı Çağrı Yari Güzünde var. Uzun uzun Hazreti Ali'nin menkıbeleri anlatılırken var orada. Uzun uzun aynı şekilde bildiriliyor. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri de bazı nakiller yapmış. Mesela evli karı kocanın beraber olması konusunda şu gün olursa çocuk böyle olur, şu zamanda böyle olur falan doğru. Yani kıyafet ilmine sahipmiş. Kıyafetler. İnsanların şekliyle alakalı da bir şeyler söylemiş. Söylenmiş. Fakat yeryüzünde insanlar aynı kuşakta yaşamıyor. Aynı ortamda yaşamıyor. Kuzey yarımkürede, güney yarımkürede, ekvatorda yaşayanlar var. Farklı farklı. Onun için Peygamber Efendimiz'in ibadetler konusunda bile farklı tatbikatlar olmuş. İnsanlar hakkında da farklı buyurduklar var. Dolayısıyla mesela müştehit alimler hangilerini tercih etmişler? Biz ona bakarız. Onun için de mesela bize en yakın zamanda Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, üstadı, hocası, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, onun bildirdiği kitaplar, onun nakilleri bunları esas almış. Dolayısıyla biz saadeti ebediye tercih ederek alınanlardan mesulüz. Başka hükümler de var. Mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh nakil yaparken Riyad-ı Nasi'nden bahsediyor Muhammed Arif Hami Hazretleri'nin bu kitabı. Övüyorlar da, medhüsenâ ediyorlar. Hocası, üstadı da medhüsenâ etmiş. Mesela o kitapta okurken Hanefi mezhebinde yatsı namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmak mekruh diye geçiyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Riyad-ı Nasi'nden birçok nakil yaptığı halde onu almamışlar. Biz Hüseyin Hilmi Efendi'nin tercih etlerine bakarız. Ha Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bununla amel etmiş. Etmiş tamam, amin. Bir itirazımız yok. Tamam. Hatta halifeyken bununla amel etmiş. Evet. Teftiş için çıkmış, yastığı da kılmışmış. Bekçi adın ne, sanın ne falan söylemeyince götürmüş. Tıkmış içeriye. Bir de nezarete atmışlar. Nezarete atmış. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla Efe falan kitapta da var. Bir dakika arkadaş. Yani önüne adam gibi aynı şekilde. Hüseyin Hilmi Efe'de rahmetullahi aleyh. Hocası Seyyid Abdülhakim. Onun hocası belli. Silsile yoluyla. Ve önüne koydukları var. Hazır. Hala ne debeleniyorsun, nerelerde ne arıyorsun? Hazır. Dolayısıyla bakıyoruz, oraya tercih edilmemiş. Almamış. Almamışsa mesele yok. Biz mesul olmayız. Ya böyle bir şey yok yani. Yok. Kullanılabilir yani. Tabii kullanılabilir. Şey. Bir de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin öyle bir şeysi yok zaten yani kitabında. Yazmıyor. Hatırladığım kadarıyla öyle bir şey yazmıyor. Birisi atıyor. Birisi. Şey de öyle. Şimdi mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri ile alakalı bu nedir? Yıldızlara bakanlar, burçlara bakanlar. İbn Arabi demiş ki falan diye kafadan uydurup uydurup söylüyorlar falan. Yani Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin o kadar öyle şeyleri söz konusu değil. Uydurup uydurup yazıyorlar ki o da doğru değil. Onlara da itibar edilmez. Hocam bir dinleyicimiz de diyor ki Ramazan ve Şaban orucunu birleştirmek caiz değildir diye duyduk. Üç gün ara vermek gerekiyormuş. Üç gün ara vermek değil. Onu iyi okumak gerekir. Saatte bir itibar. Mesela Şaban'ın son günü. Şaban'ın son günü. Yani önümüzdeki pazar günü. Evet. Önümüzdeki pazar günü.
Ya Ramazan olabilir. Diye oruç tutmak yanlış. Caiz değil. 3 aylardan önce hanımlar mesela 10 gün önce, 15 gün önce kefarete başladı. Veyahut da 2 gün önce de erkekler kefarete başladı. 29 Şaban'da da oruçlu olacak, kefareti bitecek. Ne mahsur var? Hiçbir mahsur yok. Efendim 3 gün önce falan öyle değil. Mesela saatte bir değil de buyuruyor ki Şaban'ın 15'inden sonra hani vaziyeti, durumu, bedene, saati falan oruç tutmaması tavsiye edilmiş. Buna da Ramazan-ı Şerif'e güçlenmek, Ramazan-ı Şerif'teki farz orucu daha iyi tutabilmek niyetiyle diye. Hatta biz daha önce tekerleti falan yokken şeyde Cağaloğlu'nda bizim sayfada bir arkadaş da arada sırada böyle oruç tutuyordu. Ben hiç sesimi çıkarmıyordum. Şaban'ın 15'inden sonra dediler sen tutmuyorsun falan. Dedim ben dedim saatte bir bildirilene uyuyorum. Nasıl yani dedi Şaban'ın 15'inden sonra. Dedi önce de tutmadın. Yani öncesini ne karıştırıyor? Sen şimdi soruyorsun ama. Sen şimdi soruyorsun. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.